Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Efe. Evet arkadaşlar, bu ay bayağı bir beklemişiz. Evleneceğim kim açılımı yapmak için en sevdiğim açılımlardan birisi bugün karşınıza. Evleneceğim kişi nasıl birisi? Karakteri, mesleği, burcu nedir? İşte onunla ilgili alabileceğimiz her türlü bilgiyi almaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, deste ses şeklinde yapacağız. Her zamanki gibi birinci destemiz sihirbazların tarot destesi, ikinci destemiz ise ışıkların nedir ya Rabbim? Işık yani tarot destesi arkadaşlar. Birinci destemizde şöyle gelinle damadı koyuyorum. İkinci destemizde ise şöyle güzel minik evimizi, yuvamızı koyuyorum arkadaşlar. Hepinizin en kısa zamanda mutlu, mesut, bolluk, bereket içinde hayırlısıyla afiyetle yaşayacağınız bir yuva kurmanızı dileyerek arkadaşlar başlayalım diyorum. Evet, burada sizler destenizi seçmeye çalışırken ben yine biraz tarottan bahsetmek istiyorum. Çünkü tek tek cevaplamakta zorlanıyorum arkadaşlar. Evet, bazı danışanlarımız Refiye Hanım tarotta çıkanlar kesin olacak mıdır? Kötü bir şey çıkınca zaten böyle endişeyle ya bunlar mı gelecek başıma gibi endişeleri oluyor arkadaşlar. Veya bazı konularda beklentiye giriyorlar. Ben her zaman arkadaşlar akışta olmanızı söylüyorum. Bekleme enerjisinden çıkmanız çok önemli. Beklemek arkadaşlar bazı şeyleri öteler, iteler, zamanın uzamasına sebep olur. O yüzden ne yapıyoruz? Biraz daha böyle akışta olup kendi hayatımızı yaşamanın önemli ve kıymetli olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Bakın, her zaman söylüyorum. Para kaybedilebilir, kazanılabilir. Her şeye sahip olabiliriz, kaybedebiliriz, tekrar kazanabiliriz. Geri getiremeyeceğiniz tek şey zamandır. O yüzden zamanınızı boşa harcamıyoruz. Ne yapıyoruz? Hayata akışta kalarak hayattan en zevk alacak şekilde, keyifli bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Diyeceksiniz ki bir sürü üzüntü, sıkıntı varken neyin keyfini? Arkadaşlar, bir kahve yapıp içmek çok zor değil. Yani oturun şöyle, kahvenizi yapın, için beni dinleyin dermişim. Şimdi evet, dediğim gibi biz okuma yaparken, kartları okurken arkadaşlar, sizlerin ve baktırdığınız merak ettiğiniz kişinin o anki enerji durumlarına ve bilinçaltı akışına göre niyet alarak okuma yapıyoruz. Ama sizler de farkındasınız. Hayatta günden güne, hatta andan ana değişiyoruz. Kendimiz de değişiyoruz. Bir şey tam %100 olacak derken hop olmuyor. Ya da tamam ya olmayacak, bundan da bir halt olmaz dediğiniz andaysa hop bir şeyler yoluna giriyor ve oluveriyor. Yani hayatımızı etkileyen birçok parametre var ki bu parametrelerdeki herhangi bir değişim geleceğimizi değiştirir arkadaşlar. Veyahut danışmanlık alıp geleceğe dair bilgileri duyduktan sonra ise senaryomuzu bilinçli ya da bilinçsizce kendimiz değiştirebiliriz. Enerjiler daima değişken ve hareketlidir. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Buna göre bunun farkındalığıyla danışmanlık alırsak çok daha bizler için faydalı olur. Yani bizlerin söylediği arkadaşlar, tarotta çıkan veya herhangi başka bir şeyde çıkan hiçbir şey kesin kati değildir. Bizler orada çıkan uyarıcı nitelikteki olan şeyleri mantık süzgecimizden geçirip hayatımızı ona göre yön verirsek çok daha bizim için kıymetli olur. Bunun farkındalığında olmanız önemli. Evet, ben de danışmanlık alıyorum. Özellikle çok sıkıldığımda, çok çok yorulduğumda veya hayat üstüme çok geldiğinde, acabalar içinde kaldığımda ben de tabii ki danışmanlık alıyorum. Gerçekten böyle şöyle bir şey, aa bunu dedi kesin olacak gibi bir duyguyla çıkmıyorum. Orada böyle daha çok böyle hafiflemiş olarak çıkıyorum. Sanki böyle bir terapi almışım, ruhum dinlenmiş, kendime gelmişim gibi çıkıyorum ve eğer bir uyarı varsa arkadaşlar, aa o ne zaman başıma gelecek? Gelecek mi? Gelmeyecek mi diye böyle dın 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 kafamda kurmak yerine akışta kalıp karşıma böyle bir durum çıktığında, ya evet bana böyle böyle bir şey denmişti. Şunu yaparsam böyle olur, bunu yaparsam böyle olur ve bunun
tarotla birlikte arkadaşlar mantık süzgecimden geçirip hareket ediyorum. Sizlerin de öyle yapması faydalı bence. Evet arkadaşlar, artı şöyle bir şey var. Benden özel danışmanlık alan arkadaşlar çok iyi bilir. Ben sadece 15 dakika okuma yapıp özellikle telefon görüşmesi veya görüntülü WhatsApp'tan görüntülü görüşmelerimizde 15 dakika işte zaten kartları çekmek bir en az 5-10 dakika 20-25 dakikada haydi şöyle 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 haydi güle güle ne yaparsan yap senin önüne koydum bir işte bohça. Bu bohçayla ya da bu paketle ne yaparsan yap gibi bir durum değil. Biz daha çok karşılıklı sohbet, bilgi alışverişi ki ben sadece şöyle yap, böyle yap gibi birisi değilim. Bunu özel danışmanlık alanlar bilir. Biz yani karşılıklı bilgi alışveriş şeklinde, karşılıklı sohbet şeklinde yapıyoruz. Ve böylelikle dediğim gibi orada çıkan uyarıyla ilgili ne yapabilirimleri de biz konuşuyoruz danışanlarımızla arkadaşlar. Evet dediğim gibi %100 hiçbir şey yoktur. Değişkendir, enerjiler değişir. Bizler ama bazı sıkıntılı durumlarda önceden uyarıldığımız için önlem alabilme durumumuz olabilir arkadaşlar. Bunun bilincinde olmak önemli. Sanırım herkes çekmiştir arkadaş, çekmiştir, seçmiştir destesini. Biz birinci desteden ışık, sihirbazların tarot destesinden başlayacağız. Tabii ki öncesinde ne diyorum arkadaşlar? Kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her cumartesi veya pazar günü saat 9 sıralarında, eskiden 8'di arkadaşlar, şimdi 9 sıralarında sizlerden gelen soruları cevaplandırdım. Soru cevap şeklindeki canlı yayınlardan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz deyip bir yudum aldıktan sonra hemen Katina karakterleriyle birinci desteği seçen arkadaşlarımın evleneceği kişinin karakteriyle ilgili en doğru ve en net bilgileri almaya niyet ediyorum. Dan önce tekrar bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Şimdi kaderimdeki kişi, evleneceğim kişi, ruh eşim kim açılımları sanki başlık olarak aynıymış gibi ama birbirlerinden çok farklıdır arkadaşlar. Kaderimizdeki kişiden önce başkalarıyla evlenebiliriz. Kaderimizdeki kişiyle öyle ya da böyle mutlaka günün birinde bir araya geleceğiz. Bu mutlaktır, kesindir. Bir kenarda koyalım. Ama ondan öncesinde başkalarıyla evlenebiliriz. Ve ruh eşim kimdeyse herkesin bir ruh eşi vardır. Ruh eşleri hayatlarımıza girerler. Görevlerini ya da karşılıklı birbirimize öğreteceğimiz şeyleri öğrettikten sonra hayatlarımızdan çıkarlar veya hayatlarımızda kalabilirler. Bir ömür boyu da sürecek ilişkilerdir. Evet, şimdi geçtik birinci destenin. Evleneceği kişinin karakteriyle ilgili en doğru ve en net bilgileri almaya niyet ederek seçiyoruz Katina'dan. Bakalım. Hadi bakalım. Amanın bir tagralımız geldi. Şöyle tabii ki fiziksel özellik her zaman değişebilir diyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda tagral esmer keskin yüz hatları olan felsefi düşüncesi derin olan felsefik düşünen ama yalnız olmayı seven. Megaloman, narsistin tekidir. Biraz kendini beğenmiştir arkadaşlar. Bu kişi özlese de öleceğini bilse söylemez. Karşısına evliliğe çok sıcak bakmaz. Ama demek ki burada evleneceğiniz kişi buysa siz onu bir şekilde aşkınızla, sevginizle yakıp yıkacaksınız ki evliliğe karar verecek. Onun kalbini kazanmak için biraz zor kadın olmalısınız arkadaşlar. Evet pohpohlanmayı çok sever ama birilerinin zoru da sever. Elde etmek ister. Biraz egosu çok yüksektir. O yüzden biraz zor kadın olmalı. Arada dozunda böyle pohpohlamanız lazım. Bu kişinin ilgisini canlı tutabilmek için. Evet. Biraz zor bir enerji. Ama demek ki evlenmeye karar vereceğine göre siz o enerjiyi ehlileştiriyorsunuz. Hadi bakalım birinci desteği seçen arkadaşlarımın evleneceği kişinin mesleği, burcu, karakteriyle ilgili en doğru ve en net bilgileri almaya niyet ediyorum. 4 ve 5. Haydi bakalım.
Arkadaşlar şimdi erkek takipçilerimiz hep bayanlara göre yönelik yorum yapıyorsunuz diyor ama yani çevirmeye çalıştığımda da bir tuhaf duruyor dilim. Bu yüzden alıştığım şekilde gitmeye devam edeceğim arkadaşlar. Erkek takipçilerimiz de kendine göre alsınlar. Yani bu bahsettiğim özellikleri bayanda olduğunu düşünsünler. Kadın enerjisine, dişil enerjide olduğunu düşünsünler. Geçen bir yorum yapmış. erkek takipçilerimden biri hep işte kadınlara yönelik yorum yapıyorsunuz. Kadınlara sırf kadınlar varmış gibi yorum yapıyorsunuz dedi. Ben de orada dedim ki arada hatırlatın siz hiç yorum yapmıyorsunuz ki. Varlığınız belli değil arkadaşlar. Lütfen. Ne yazık ki ne yazık ki değil. Yani sonuçta ben de bir kadın olduğum için kadın takipçilerim daha fazla ve onları daha iyi anlayabiliyorum. Ve kadın takipçilerin hayatında aklındaki kişiler yani erilleri çok fazla yer tutmadığı için bakıyorum kanalda da sizler çok fazla gözükmüyorsunuz. Normal olarak biz de hep dişillere göre yorum yapıyoruz. Sizler de biraz varlığınızı belli edin. Şimdi arkadaşlar meleklerden cevaplar destesini kullanacağım. Burada 3 renk var. Sarılar özellikle zaman gösteriyor. Yani bu kişiyle ne zaman tanışacaksınız veya ne zaman evlilik yoluna gireceksiniz, evleneceksiniz bununla ilgili. Kart kendini attı aldık kabul ettik. Bununla ilgili sarıdan bir tane çekeceğim. Çok fazla direkt sarıdan çekmeyeceğim. Zaten pembe yattı. Şimdi bir sarı bir de mavi kenarlı. Yani şöyle şunlardan bahsediyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım meleklerimizden nasıl hangi yönde cevap alacağız. Evet şöyle bakalım bu kişiyle ruhsal ve duygusal bağınız ne olacak? Bu konuda kartımız cevap verecek mi? Allah Allah yine attık. Çok ilginç. Hadi bakalım şimdi bir de Katina'dan da alalım. Katina'nın iyi bir büyük boy versiyonunu bulabilirsem almak istiyorum ama bir türlü kendime göre bulamadım arkadaşlar. Bunlar benim ilk destelerimdi. Katina destem. Bir tane de normal klasik destem var. Tarot destesi. Onlar benim hele diğeri ilkti. Bu ikinci. Bakalım. Para dörtlüsü. Kılıç ikilisi. Kılıç beşlisi. Bu kadar kılıcın arkasından bir kupası. Hadi hayırlısı. Asa. Ellemeye korkuyorum düşüreceğim diye. Şöyle. Aman. Böyle aman. Böyle narsist narsist birisi işte. Bakalım. Şimdi şöyle baktığımızda bu kişinin burcuyla ilgili bilgi almaya çalıştığımızda arkadaşlar
çok fazla hava grubunun enerjisi olduğunu söyleyebilirim. Diğer gruplarda var ama daha azınlıkta. Şöyle terazi, kova, ikizler burcu olma ihtimali çok yüksek. Çok az su grubu ve çok az ateş grubu var diyebiliriz arkadaşlar. Ama dediğim gibi özellikle hava grubu burcunun özellikleri çok fazla. İlla bu burçlardan olmak zorunda değil arkadaşlar. Bu burcun özelliklerini, enerjilerini taşıyan birisi olabilir evleneceğiniz kişi. Hızlı birisi, çok hızlı hareket eden, ani kararlar veren, atik, sabırsız, çalışkan, biraz böyle otoriter, zeki birisi diyebiliriz. Gaza çabuk gelen ve kavgacı, yani ani parlayışları olabilen birisi diyebiliriz. Ve hiçbir şeyi unutmayan birisi arkadaşlar. İntikamcı birisi olduğunu söyleyebiliriz ki Tagral zaten bunların bir kısmını, çoğunu barındırıyor diyebilirim. Burada arkadaşlar geçmişten bir tanışıklık, geçmişten bir şeyler, yaşamışlık durumu söz konusu. Hem de çok 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 inişler, çıkışlar, yalanlar, dolanlar, neler neler yaşamışsınız. Bu kişi arkadaşlar size çok özür dilerim ama ne yazık ki yeni birisi diyemiyorum. Birinci desteği yeni birisini göremiyorum. Çünkü burada sürekli bir kaos durumu size gelme gitme durumlarının söz konusu olduğunu söylüyor kartlarım. Burada kendi duygularını size söylemekten çekinmiş, kaçınmış bir insan var. Daha doğrusu söylemek istememiş. Ya demiş, ben bu duyguları bu kişiye söylersem bu kişi şımarır. Ya neysek biz, sanki 5 yaşında çocuğuz. Şımarır demiş. Ve şöyle bir şey. Çok da böyle fazla siz çok mücadele etmişsiniz arkadaşlar bu kişi için. Bayağı mücadele etmişsiniz ama bu kişi sizi arafta bırakmış. Belirsizlikte, ikilemde. Bıraksam mı, kalsam mı? Yani bu kişiden bir şey olur mu, olmaz mı? İkileminde çok kalmışsınız dedi kartlar. Bu kişinin mesleğine bakacak olursak, bu kişi kitaplarla ilgili bir meslek yapıyor olabilir. Öğretmen, eğitimci, kütüphanede çalışıyor olabilir. Basın yayın veya bayağı böyle kitap, dergi vesaire neyse aklınıza gelebilecek bir durum düşünün. Bir kısmınız için böyle giyim sektörü, tekstil sektörüyle ilgili bir iş yapıyor olabilir. Ve bir kısmınız için ise bu kişi için arkadaşlar ofiste çalışan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu kişi sizden büyük olabilir. Veya bu kişi sanki çok böyle olgunmuş birisi gibi davranmış olabilir. Size bu şekilde yaklaşmış olabilir dedi kartlar. Evet, ve bir kısmınız için ise bu kişinin çocuğu olma ihtimalini söylüyor. Yani hepiniz için değil ama bir kısmınız için evet, bir çocuk detayı da verdi. Bu kişi sizi çok özmüş arkadaşlar. Ne sizinle tamamen bağlarını koparmış, ne de işte sizin yanınızda olmuş ve gerçekten kalbinizi yaralamış. Bundan dolayı ne hikmetse Tagral arkadaşlar vicdan yapmaya başlamış. İlginç. Duy da inanma. Bir vicdan durumuna girmiş. Vicdan yapıyor. Ama burada bir yandan da sizi çok üzdü. Acaba sizi çaldırdı mı? Birilerine kaptırdı mı? Gibisine bir durumları da söz konusu. Böyle bir endişeye kapılmış diyor kartlarım. Bu kişiyle aynı iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz veya sizin çalıştığınız yeri görüyor olabilir. Gelip gitme ihtimali olabilir dedi kartlar, veya aynı okul, aynı ortamlarda bulunuyor olabilirsiniz bir kısmınız için dedi kartlar. Evet, kupası öyle bir şey ki, hani duygularını saklıyordu ya. Evet, duygularını saklıyor böyle. Ama yani bu duygular da saklanamaz. Bir şekilde açığa çıkacak. Kupasıyla beraber yakın gelecekte büyük bir aşk itirafı alabilirsiniz arkadaşlar. Kupası büyük aşktan, evlilikten, sadakattan bahseder. Çok komik ama. Ya evet, sana karşı büyük bir aşkım var. Büyük bir seninle birlikte olmak istiyorum. Seninle ilgili büyük hayallerim var. Geleceğe dair planlarım var. Ya ama ben bunu yapabilir miyim? Yani burada değnek olmasıyla beraber aşırı bir baskı altında hissediyor. Ya bakın,
Buna niyet ediyor. Gelecekte böyle bir enerjiye gelecek ama diyor ki ya diyor bu adım atarsam aşırı bir baskı altında olabilir miyim? Bana bu ilişki çok büyük yük olur mu diyor. Ve arkadaşlar seçimini yapacak öyle ya da böyle. Evet o yük yükse o yükü taşımayı kabul edecek dedi kartlarımız. Çok ilginç arkadaşlar. Burada bir bilgi durumu var. Ya ikiniz birbirinizle ilgili yanlış bilgilerle donatıldınız ya da yargılarınızda bir yanlışlık olabilir. Bilgiden vazgeç dedi ve daha çok bilgi edin diyor meleklerimiz de. Evet, Asa beşlisiyle beraber arkadaşlar önümüzdeki süreç biraz inişli çıkışlı olabilir. Fikirleriniz ayrı olabilir. Farklı yetiştirilmiş tarzlarınız olabilir. Aileleriniz çok farklı olabilir dedi kartlarım ve bundan dolayı biraz böyle bir gelgitler yaşayabilirsiniz. Kültürler farkı olabilir. Kültürlerden çatışmalar yaşayabilirsiniz ama ya da geçmişte böyle bir şey yaşadıysanız bu kişi biraz daha olgunlaşmış bir şekilde gelecek. Arkadaşlar ne yazık ki sizin aranızdaki enerjiler çok yıkıcı olmuş. Yani baya bir yıkım yaşanmış ve çok uzak ihtimal olarak görüyorsunuz. Bu kişiyle ben olamam artık enerjisindesiniz. Mümkün değil gibi düşünüyorsunuz. Evet şu an zaman doğru bir zaman değil. İlerleyen zamanda bunlar yeniden oluşacak diyor. Bilgi bakın aranızda bilmiyorum gizli saklı bir durum var. Veya yanlış anlaşılmalar var. Yanlış bildiğiniz bir şey var. Bunlarla ilgili bir bilgi alacaksınız ve o zaman işte hem karşınızdaki kişi hem de siz bayağı bir düşüncelere dalacaksınız. Bir şeylerin farkındalığında olacaksınız. Ya uzak ihtimal dediğiniz kişiyle siz bir evlilik yapacaksınız. Çiçekler kartıyla ve Asasantra ile beraber gerçekten evlilik enerjileri aktive olacak. Biraz zor olacak ama olacak mı? Olacak dedi kartlarımız ve evleneceğiniz kişi ya ben onunla hayatta evlenmem dediğiniz kişi dedi kartlarımız. Bakalım isminde soy isminde hangi harfler var? Şener başka bir şey gelmedi. Ümit. P Pars bu P elime sürekli geliyor. Hayır olsun. V Vedat. B Allah Allah B Bilal. Bülent, İ, İlker, İsmail ve C, Ceyhun. Ş, Ü, P, V, B, İ, C harfleri birinci desteği seçen arkadaşlarımın evlenecek kişinin isminde, soy isminde olabilir dedi kartlarımız ve yıkıldı. Biz böyle yıkarız. Geldik şimdi ikinci destemize. İkinci destemiz neredeymiş? Burada. Hadi bakalım hemen ikinci destemizi seçen arkadaşlarımın evleneceği kişinin karakteriyle ilgili bilgi almak için Katina destemizden bir kart seçelim bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Sunit. Şimdi tabii ki fiziksel özellik herkesten herkese değişiyor. Burnu belirgin birisi olabilir dedi kartlarımız. Biraz çatık kaşlı, esmer, temiz yüzlü, bencil. Eril enerjiyi dişil enerjiye en çok hissettiren kişi karakterdir. Partnerini kıskanır, sevdiği kadını aşırı sahiplenir ve ona cömerttir. Çalışkandır, dışarıdan sert bir mizacı vardır. Aile bağları kuvvetlidir. Aptal yerine konmaktan nefret eder. Eğer ki böyle bir duruma sokarsanız onu öfkesinden korkmanız lazım. Aşık olduğu zaman tutkulu ve sadıktır. Bu kişi için arkadaşlar bu karakterde cinsellik biraz ön plandadır. Hadi bakalım. İkinci desteği seçen arkadaşlarımın evleneceği kişinin burcu, karakteri, yaptığı işle ilgili bilgiler almaya çalışalım bakalım. En doğru ve en net bilgileri almaya niyet ediyoruz.
ve 5. Ve 4. Meleklerimiz ne diyecek bakalım. Bir mavi. Seni alayım bakalım. Bir de pembe. Ay, çaktırmadan baktım. Ama pişman biri var diyeyim ben size. Bakalım kimmiş bu? Niye pişmanmış? Neden pişman? Ve Katina'dan da 3 tane kartımızı alıp okumaya geçiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ay, ay kartıyla açılışı yapıyoruz. Asa üçlüsü, vay. Ama asa beşlisi, kupa beşlisiyle devam ediyoruz. Bakalım. Arkadaşlar bu açılımda ilk kez bu kadar zorlu enerjiler görüyorum. Yani genelde biliyorsunuz evleneceğim kişi kim açılımı daha böyle güzel, umutlu, eğlenceli geçer. Ama yani bir önceki deste de bu şekildeydi. Bu deste de böyle. Arkadaşlar şimdi ne yazık ki yani birinci destede de öyleydi, bu destede de öyle. Yani şey veriyor. Söyleyeyim. Yani tanıdık birisi. Evleneceğiniz kişi tanıdık birisi ve çok da size sıkıntı veren birisi. Yani Allah Allah. Öbür ay değişir inşallah. Ne diyeyim? Yani şimdi burçlara hemen gelecek olursak. Burada direkt bir balık burcunu aldık. Ay kartıyla beraber. Asalar var ve asalarla beraber. Arkadaşlar, Koç, Aslan, Yay burcu. Şöyle bakıyorum. Kılıç, Terazi, Kova, İkizler, Boğa, Başak, Oğlak burcunun enerjileri biraz daha az. Yani su grubu hariç bütün burçlar var ama balık çok yoğun arkadaşlar. Ve balığı direkt verdi. Terazi, İkizler, Kova, Aslan, Koç ve Yay burcundan olma ihtimali var veya bu burçların enerjilerinde olan birisi var diyebilirim. Şimdi, evet arkadaşlar, bu kişi öyle bir şey ki bir defa en başta Zara kartını ben size söyleyeyim, sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Büyük bir aşkı anlatır burada. Gerçek bir aşkı anlatır. Yani aranızda böyle zaten böyle çok değerli, el üstünde tutulan bir bağlantı var. Kıymetli bir bağlantı var. Ve gerçek ve büyük aşkın bir araya geleceğini anlatır. Bütün sıkıntıların üstesinden geleceğini anlatır. Ama buradaysa aşka, sevgiye karşı korkak olan bir eril enerji var arkadaşlar. Yani gerçekten bununla ilgili sıkıntı yaşayan, daha doğrusu kendisi sizin ruh eşi olduğunuza inanıyor. Bakın, sizi düşünüyor, sürekli sizi düşünüyor. Uykularına, rüyalarına giriyorsunuz onun. Endişeleri, korkuları var. Yani en büyük korkusu size aşık olmak, sizi sevmek belki. Bunu kabul etmek istemiyor ama ne kadar kabul etmese de içinden bir ses diyor ki biz ruh eşiyiz. Çok farklıyız. Çok çok farklıyız. Düşüncelerimiz farklı. Aşka, sevgiye bakış açımız farklı. O biraz daha cinsel, tensel olarak
bu ikili ilişkilere yaklaşıyor. Sizse daha duygusal yaklaşıyorsunuz. Sen ben siyahım, ben karayım, sen beyazsın ama yani ruh eşiyiz diyen birisi var burada. Ya evet, eli kolu bağlı bu kişinin. Evet, eli kolu bağlı. Bağlı olmasının sebebi sizinle aynı evde yaşamak istiyor. Sizinle birlikte olmak istiyor. Bir ömür boyu bu sürsün istiyor. Ama ne yazık ki aileyle çoğunuzun arkadaşlar hepinizin farklıdır tabii ama burada çok büyük bir detay ve ağırlıkta enerji aileyle ilgili bir sıkıntı var. Bundan dolayı aranızda şu anda iletişim olmayabilir. Ama diyor ki asa üçlüsü, yani ben seninle ilgili plan yapıyorum. Asa üçlüsü arkadaşlar ilişkide evlenme kararı almaktır, büyütmektir, ilişkiyi bir öteye getirmektir. Yani bu kararı almış ama ve lakin onu yapacak gücü yok, büyük bir ihtimalle maddi gücü yok arkadaşlar. Maddi bir güç sorunu var. Evet, kupa beşlisi şu anki enerjilerde görüşmüyor olma ihtimaliniz çok yüksek. Ama siz de biliyorsunuz, o da biliyor ki bu kesin bir son veya bitiş değil. Durum her an değişebilir, o da biliyor. Evet arkadaşlar, değnek prensiyle size bir yolcu, bir adım atacak. Size bir mesaj atacak. Dikkat edin arkadaşlar, bakın. Maskeyle geliyor bu kişi. Yani maske iki yüzlü davranıyor. İki yeri idare etmek istiyor. Burada ben üçüncü enerjilerden ziyade ailesiyle sizi idare etmekte zorlanıyor olabilir. Eğer bu kişiyi görüyorsanız ya da bir şekilde sosyal medyadan takip ediyorsanız bu kişi gününü gün ediyormuş gibi görünebilir. Çok eğleniyormuş gibi görünebilir ama aslında hayır. Sizin yokluğunuzu ve yoksulluğunuzu çekiyor. Beter olsun. Şimdi arkadaşlar, Asa Şövalyesi ile beraber çok fazla enerjisi atmış. Gelecekte zaten adım atacak dedik mi? Dedik. Ve burada Asa Şövalyesi size karşı olan tutkularının arttığını söyleyebilirim. Ve evet, size gerçekten tutkulu bir adım atmak istiyor. Büyük bir adım ve böyle. Yani kıpkırmızı olmuş karttan da bakacağınız gibi sizi çok özlüyor. Çok çok özlüyor. Kara kara düşünüyor, ne yapacağım, nasıl geleceğim, nasıl edeceğim diye kara kara düşünüyor burada. Evet, bazı şeyleri sizinle ilgili bir şeyleri geçmişte bir kenara atmış. Anlatabiliyor muyum? Oluruna bırakmış. Şimdi ise önümüzdeki günlerde ise sizi geride bıraktığı konuları ikinci plana atıp sizi ön plana getirecek. Onları oluruna bırakacak. Evet arkadaşlar, bir yoksulluğunuzu, yokluğunuzu çekiyor olabilir. Böyle kendini oyalayacak bir şeyler alıyor. Sizi düşünmemek için bir şeyler yapmak istiyor. Ama ne yazık ki birçoğunuz ona arkasını dönmüş ve bu da onun farkında. Evet, artık böyle bir siz onu bırakmışsınız. Ya bu adamdan cacık olmaz demişsiniz. Ve arkanızı dönmüşsünüz. Evet, ve enerjinizi kısıyor olabilirsiniz. Ona karşı bir zihinsiz kalma durumları söz konusu olabilir bir kısmınız için. Ve enerjinize o kadar ihtiyacı var ki, yani geceleri uyuyamıyor. Ve yani sizi düşünüyor sürekli. Bir şeyler olsun diyor, birden beklenmedik bir harekette bulunabilir. Burada kartlar diyor ki tetikte olun, hazır olun. Bir şeyler, ani bir değişim olabilir dedi. Pişman. Yaptıklarından pişman. Yani bir daha aynı şeyi söylemeyeceğim ama daha ne bekliyordun ki? İlahi adalet diye bir şey var. Pişman olacaksın tabii ki. Hep mi ağlayacaklar arkandan? Evet, burada kartlar diyor ki bir kısmınız arkadaşlar daha iyisi olabilir artık. Yani ben onu düşünmüyorum. Bu adamdan bir şey olmayacak ya da bu kadından bir şey olmayacak. Ben daha iyisini bulabilirim veya daha iyisi beni bulur veya evren bana daha iyisini gönderir. Evet, bunun farkındalığındasınız. Bu enerjiye gelmişsiniz ve ondan sonra her şey bir değişiyor arkadaşlar. Artık öyle bir kemerleri bağlayın ki hızlı gelişmeler olacak. Bazı kişilerden bu kişiyle ilgili bilgiler gelebilir ya da size yardımcı olabilir. Evet, pişmanlıkları var mı? Var kesinlikle ama aile kartı geldi. Artık özgürleşecek arkadaşlar. Bir kısmınız için bu iki kartın anlamı
aileyle ilgili bir durumdan dolayı sizi ötelemişti ya, artık özgür iradeye gelip seçimini sizden yana kullanabilir. Evet, Zara kartı zaten muhteşem. Evet, bütün bu negatif enerjiler, kötü enerjiler, gereksiz enerjiler arkadaşlar. Bizler insanlar birbirimizi gereksiz yere yoruyoruz gerçekten. Gereksiz. Hiçbir şekilde oluyorsa olur kardeşim, olmuyorsa olmuyor. Söyle karşındakine net. Ben bak bitti. Benden bir şey bekleme de. Böyle askıda yıl ışık yıl ışık nereye kadar devam edecek? O yüzden dediğim gibi burada biraz böyle inişler çıkışlar var ama siz böyle bir kendinize gelmişsiniz. O her ne kadar kahkaha atıyor, gününü günün ediyormuş gibi gözükse de hiç de öyle değil. Ahan da ağlıyor. Ahan da pişman mı? Pişman. Ve kendisine de artık itiraf edecek arkadaşlar. Size büyük bir aşk besliyor. Sizi seviyor. Yani itiraf edecek çiçekler kartıyla beraber sizin aranızdaki ilişkide çiçekler açacak. Gönlünüzde çiçekler açacak. Kelebekler uçuşacak inşallah. Yıldızlar kartı. O ne yaparsa yapsın. Ne ederse etsin. İstediği kadar korksun, inkar etsin size karşı olan duygularını. Siz onun gönlünde rakipsizsiniz diyor. Yıldız tek bir tanesiniz. Evet, gökte 1.000 tane yıldız vardır ama bir tane yıldıza takılırsınız. Gözünüz takılı kalır. Evet, siz bunun gibi arkadaşlar onun gönlünde rakipsizsiniz ve evet bir aile kuruluyor mu? Kuruluyor dedi kartlarım. Zaten niyeti var mı? Var. Asa üçlüsüyle beraber ilişkiyi büyütmek, ilerletmek, evlilik kararı almaktı. Sizinle aynı odada olmak istiyor. Sizinle aile kurmak istiyor diyebiliriz. Sevgili ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Ay boğazımı çok kötü yaptı. Herhalde şey dedi. Sen benim duygularımla ilgili ne konuşuyorsun? Ben söylemiyorum, sen ne söylüyorsun falan şeyindi herhalde. Evet, harfleri seçelim. Bakalım hangi harfler var ya da hangi harfler olabilir isminde, soy isminde, nickname'inde. Biraz evet şey gibi oldu arkadaşlar. Aklımdaki kişi açılımı gibi oldu ama bunlar çıkıyor. Bakalım ikinci desteğinin evleneceği kişinin isminde, soy isminde hangi harfler olabilir? Hayır. Şöyle. Bir Y harfimiz var arkadaşlar. Yeşim, Yavuz, bir de F harfimiz var. Tabii isminin içinde de olabilir. Feraye, Fahriye, yumuşak Y. Bir J harfimiz. J, 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 J. Jale. Bir Ö harfimiz. Bir T harfimiz var. Ve son 2, 4, 6 son harfe bakalım. Bir de B harfimiz var. B gelmesi olmaz. Y, F, yumuşak Y, J, Ö, T ve B harfleri. Yumuşak Y için bir tane daha çekelim. Sadece isminin içinde olmak durumunda oluyor o zaman. Şöyle baş harfinde de olabilme ihtimali olan bir L. L ile ne var ya? Ben de maşallah. Kesin oğlu. Soy ismi böyle oğlu gibi bir şey herhalde arkadaşlar. İnatla böyle çıkıyorsa. L ile başlayan isim. Hiç gelmiyor L. Ya kadın geliyor Lale falan. Ama erkek gelmiyor. Ay bulan varsa yorumlarda yazarsa sevinirim arkadaşlar. Evet, bir haftaki ay bir ay ayda bir çekiyoruz. Evleneceğim kişi kim açılımını arkadaşlar. Bu ayda böyle çıktı enerjiler. Bakalım öbür ay nasıl çıkacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.